Bir şey Yok alamıyorsun. CHP'de çatlak ses, ulusalcı deklarasyon, Muharrem e şöyle yaptı. E, çok rica ediyorum. AKP özgürlükçü, demokrat bir anayasa yapmak istiyor. CHP ise 1930'ların kafasında gerici, statikocu, demokratik bir ülke istemiyor, özgür bir Türkiye istemiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. O komisyonda Cumhuriyet Halk Partili üyelerin önerdiklerini AKP'nin reddettiklerini size anlatacağım şimdi. Bizim arkadaşlarımız partimizin felsefesine, ideolojisine, programına, tüzü ortaya ne koymuşuz? AKP neyi reddetmiş? Bir, seçim barajının yüzde beşe düşürülmesini istemişiz. AKP bunu reddetmiş. Yargı hükümetin sopası olmasın demişiz. 3. grev hakkı istemişiz. Memurlara vermiyor Çin'de tüm çalışanlar için istemişiz. Oysa AKP şimdiki gibi toplu görüşme sonunda kararı hükümet verirde ısrar etmiş. Bunları biz önermişiz. Bunlar Türkiye'nin önünü açmaz mı? Bunlar Türkiye'yi özgürleştirmez mi? Bunlar Türkiye'yi demokratikleştirmez mi? AKP bunları reddetmiş. Biz nasıl statikocu oluyoruz? Biz devrimci bir partiyiz. Biz özgürlükçü bir partiyiz. Taleplerimiz bunlar. Peki bunun karşılığında ne olmuş? Bunun karşılığında işte gazetelerde okuyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu AKP PKK anayasası yapmak istiyorlar. Tayyip Öcalan Abdullah Erdoğan anayasası yapmak istiyorlar. Yapılmak istenen bu. Bir, Türk vatandaşlığı ve Türk milleti kavramını anayasadan çıkarmak istiyorlar birlikte. İki, eğitim dilinin değiştirilmesini istiyorlar. Ve anlaşmışlar burada. Üç, yerelleşiyoruz, yerel yönetimlere yetki veriyoruz diye özel yönetime, federasyona bir geçiş, bir olarak tanımak istiyorlar. Üçüncü talepleri de bu. Dördüncü talepleri de başkanlık sistemi altında bir diktatörlük kurmak istiyorlar. Bizim taleplerimizi reddettiler ama AKP PKK talepleri bu dört maddeden oluşmaktadır. Şimdi ben size Silivri cezaevinde İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiyi ziyaretimde yaşadıklarımı anlatıyorum. Kemerimi çıkarttılar. Ayakkabılarımı çıkarttılar. Bozuk paralarımı aldılar, çakmağımı aldılar, telefonumu aldılar, x-ray cihazından geçirdiler. Soğuk bir salonda bir sabahtan demlenmiş acı bir çay içtik. Benim içeriye toplu iğne sokma şansım dahi yoktu. Şimdi gazetelerden Altan Tan'ın aktardıklarını, İmralı'ya ziyaretinde, Abdullah Öcalan'a ziyaretinde aktardık, söylediklerini söylüyorum. Üstümüz aranmadı. İsteseydik kayıt cihazı götürebilirdik. İki porsiyon kebap yedik. Kebap mıydı neydi? Yemek yedik diyor onu yediklerinden. İki porsiyon yedik diyor. Yani elini kolunu sallayarak gidiliyor. Ben genel kurmay, ben de milletvekiliyim o da milletvekili. Bu tavır değişikliği İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı olduğundan dolayı mı böyle yapılıyor? Böyle muamele yapılıyor. AKP-PKK anayasasını yaptırmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Tayyip Öcalan-Abdullah Erdoğan ittifakına geçit vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize.